çalışma. Az önce de bahsettiğim gibi Ceyhun Bey'in hazırlamış olduğu ev modelinin 3D Max'te görselleştirmesini, 3 boyutlu tasarımını yapacağız. Camlara, kaplamalara, çevre düzenlemesi, aydınlatması gibi. Tabii süremiz 2 saat. Çok fazla da detaya giremeyeceğiz ama temel konutlar üzerinden gideceğiz. Çünkü 3D Max'te birazcık tasarım yapma işi 2 saate sığmayacak bir işlem. Çünkü deneme renderları vesaire, ışık hesaplamaları, materyallerin düzgün ve doğru çıkması gibi birçok detay var. Hani en doğru sonucu alabilmeniz için. Şimdi eğitimimizin akışı şu şekilde olacak arkadaşlar. Saat 3 gibi bir 10 dakika ara vereceğiz. Ondan sonra saat 3'den 4'e kadar gene eğitimimize devam edeceğiz. Son 15 dakikamız içerisinde sizlerden soruları alacağım. Sonrasında arkadaşlar, az önce chat kısmında da bahsettiğim gibi serdarerkanakademi.com'da kullanabileceğiniz bir indirim kuponu size tanımladım. İndirim setlerine bir %20-%25 oranında indirimli fiyatlarla sahip olacaksınız. Fiyatlar zaten makul düzeylerde geziyor. Size ekstra bir indirim tanıdık arkadaşlar. Kısaca ben size siteyi de göstereyim hemen. Sonrasında dersimize başlayalım arkadaşlar. Sitemiz burası arkadaşlar. Burada birçok 3D Max ile alakalı, AutoCAD ile alakalı, render motorları, Nvidia Ray, Mental Ray, Vray eğitim setlerimiz var. Sonrasında Navisworks ve Revit Ceyhun Bey'in hazırladığı eğitim setleri yer almakta. Başkasına ait değil. Şimdi ekspertlik olarak zaten Ceyhun Bey'le sadece ben bu ismi kullanarak bir eğitim düzenleyebiliyoruz. O yüzden de böyle bir eğitim sitesi açtık ve 3D Max kitabımız şu anda yayın evlerine ve kitap evlerine ulaştı arkadaşlar. Satışta internetten kitapyurdu.com gibi sitelerden sahip olabilir ya da tüm kitapçılarda bulabilir veya buradan da alabilirsiniz arkadaşlar. Ücretsiz kargo imkanıyla size gönderilecek. Şimdi arkadaşlar artık 3D Max'e geçelim. Şimdi arkadaşlar 3D Max'imizin genel arayüzü bu. Programı ilk çalıştırdığınız zaman karşınıza böyle boş bir ekran geliyor. Şimdi hiç bilmeyen arkadaşlar için kısa bir programın menülerini tanıtımını yapayım. Çünkü 3D Max'te menüden bol bir şey yok. Komut içerisinde komutlar, birçok şey mevcut. Ama ana menüsü bu şekilde. İşte bu taraftaki menü arkadaşlar V-Ray Render butonu kendisine ait olan bir menüsü. Bu menüyü kullanabilmeniz için 3D Max içerisinde V-Ray Render motorunu kurmuş olmanız gerekiyor. Bugünkü sahnemizin görselleştirme işleminde render motoru olarak V-Ray kullanacağız. Bu üst kısım arkadaşlar ana menümüz. Yani Max'in ana komutları hepsi burada yer alır. Üstteki toolbars'ta da arkadaşlar birçok bu kısımda yer alan komutların da aynılarını burada bulabilirsiniz. Yine bu şekilde bu kısımda 3 boyutlu objeler oluşturabilir. Buradan 2 boyutlu objeler oluşturabilir. Işıklar oluşturabilir. Kameralar oluşturabilir. Sonrasında burada particle sistem, yani tanecik sisteminde yapacağınız animasyonlar ya da görseller için gerekli şeyleri bulabilirsiniz. Yani particle sistemden kastım yapabilecekleriniz su akıtma efektleri gibi birçok kar yağdırma, yağmur yağdırma gibi efektleri buradan yapabilirsiniz. Sonrasında Space Warps'ta arkadaşlar gene yer çekimi, rüzgar, sonrasında bomba ve patlama efektleri, motor, birçok görsel efekti yapabiliyorsunuz. Sistem kısmında arkadaşlar gün ışığı ve güneş ışığı seçenekleriniz var. Karakterleriniz için pipet, iskelet oluşturabiliyorsunuz. Stereo 3 boyutlu kamera özelliği vardır arkadaşlar. Hazır konu açılmışken bahsedeyim. 3D Max'in kendisi içerisinde size render işlemlerinde değil de modelleme ve sahne tasarımlarınızı yaparken 3 boyutlu gözü kullanma imkanı sağlıyor. Hani monitörünüzün ne olduğunu pek bir önemi yok. Böyle kırmızı mavi bir 3 boyutlu gözlüğünüz varsa stereo kamera ile gerekli retiyan ayarlarını yaparak 3 boyutlu modelleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani böyle monitörünüze baktığınız zaman o modellemiş ya da çizmiş olduğunuz obje monitörün dışında gözünüzün önünde dönerek daha güzel bir modelleme yapma, daha kolay, daha pratik bir modelleme yapma imkanınız oluyor. Özellikle şu faydası da var arkadaşlar. Bu üst kısımdaki Ribbon menümüz 3D Max'in dokunmatik yüzeyli monitörler olsun veya
ekranlar olsun ve cihazlarda kullanımına kolaylık sağlıyor. Yani bir Wacom tabletiniz varsa bu Ribbon menü aracılığıyla kolay bir modelleme yapabiliyorsunuz dokunarak. Aynı şekilde stereo kamerayla beraber de kullanımını söyleyeyim. Stereo kamerayı aktif ettikten sonra 3 boyutlu gözlüğünüzü takıyorsunuz ve artık modeli mouse'la değil de elinizden çevirmeye başlıyorsunuz. Sağını solunu parmaklarınızla düzeltmeye başlıyorsunuz. Bu gibi yeni özellikler geldi. 3D Max 2016 Extension 1 paketiyle. 2016'yı ilk kurulum aşamasında Extension 1'dan kurulmuyor arkadaşlar. Normal standart bir kurulum oluyor. Extension 1 paketini kendi Autodesk hesabınıza indirerek kurabiliyorsunuz. Bununla alakalı dersimizde zaten bizim community blogumuzda ve kurulum lisanslama forumlarımızda bu işlemde nasıl yapacağız kurulumlarını anlatıyor. Şimdi arkadaşlar tanıtımımızı da yaptık. Şimdi Ceyhun Bey'in hazırlamış olduğu ev modelini Revit'te export ederek 3D Max içerisinde nasıl import edeceğimize bakalım arkadaşlar. Burada import seçeneğine geliyoruz ve import diyoruz. Buradaki Merge, Replace, Link Revit, Link FBX ya da Link AutoCAD'den karıştırmayın arkadaşlar. Şu 3 seçenek paralel çalışma imkanı verir. Sahnenizin içerisine dahil etmez. Yani burada yapacağınız değişiklikler aynı anda atıyorum Revit üzerinde olur. Revit'te yapacağınız değişiklikler aynı anda 3D Max içerisinde de değişiklikleri gerçekleşir. Aslında güzel bir özellik ama biz bugün onu yapmıyoruz. Import diyoruz arkadaşlar. Sonra ev projesi ve FBX ev projesi olarak import ediyoruz arkadaşlar. Import işleminde arkadaşlar karşımıza bizim böyle bir menü çıkartıyor. Şimdi buradaki ayarlarımız önemli. Şundan dolayı. Çünkü burada yapacağınız her türlü ayar sizin bu projemizin sahnemiz içerisinde ne kadar doğru ne kadar yanlış gideceğini belirliyor. Şimdi onun işlemlerini yapacağız. Şimdi burada dosyamız hakkında oluşturulma tarihi, saati vesaire hepsi yazıyor. Include seçeneğimiz var arkadaşlar. Objenin tamamını alıyoruz. Geometride gruplanmış objeleri yumuşatayım mı gibi bir seçenek var. Seçiyoruz. Animasyon varsa dahil ediyoruz. Ekstra ayarlarda ya yani no animasyon seçin çünkü herhangi bir animasyon yok. Deformasyon, skin merge gibi seçeneklerimiz aktif. Kemik yapısı yok. Sahne içerisinde kamera kullanılmışsa Revit'te tıklarsanız o kamerayla beraber gelir. Mesela ışık kullanılmış olsaydı bu seçeneklerimiz seçili olarak gelirdi. Ama ışık kullanılmadı. Advantage Options'a geliyoruz arkadaşlar. Ünit birimleri var. Burada mesela otomatikte milimetre olarak seçildi. Birazdan biz de kendimiz de ölçü birimlerimizi kontrol edeceğiz. Ondan sonra OK diyoruz. Ve projemiz artık 3D Max içerisine ham bir şekilde geldi arkadaşlar. Şu an herhangi bir kaplaması yok, hiçbir şey yok. Tamamen çıplak bir şekilde geldi. Biz hemen buradan customize menüsünden Unit Setup diyoruz arkadaşlar. Metrik kısmında Display Unit Scale milimetre. Sistem Unit Setup'a geliyoruz. Burada da bir ünit 1 milimetre olarak seçili. OK diyerek kapatıyoruz. Şimdi arkadaşlar kısaca bir modelimizi inceleyelim. Şimdi dediğim gibi bu evimiz buraya çıplak bir şekilde geldi. Artık istediğimiz gibi bir tasarım yapabiliriz. Dış cephe kaplaması olsun, balkonlarda, zemininde, pencerelerinde nasıl bir tasarım istiyorsak yapabiliriz. Daha önemlisi bu evimizin aydınlatması nasıl olmalı? Bir gece sahnesi mi oluşturmamız gerekiyor yoksa sabah güneş doğarken bir sahne mi oluşturmak gerekiyor yoksa öğlen vakitlerinde bir sahne mi veya güneş batarken mi bir sahne oluşturmamız gerekiyor? Bunlar bir seçenek. Aklımızda kalması gereken sorular. Diğer sorularımızdan birisi ise sahnemizi nasıl aydınlatacağız? 3D Max'in kendi Daylight sistemini mi kullanacağız? Sunlight sistemi mi? Veya Vray'in kendi Sunlight'ı mı? Yoksa çevresel aydınlatma mı? Veya sahnemizi HDR ile mi aydınlatacağız? HDR dediğimiz arkadaşlar profesyonel fotoğraf makineleriyle çekilen kendi ışık yapısını barındıran çok yüksek çözünürlüklü fotoğraf demektir arkadaşlar. Bir JPEG TIFF gibi değildir. Kendi uzantısı zaten HDR'dır. Ondan dolayı HDR deniyor.
Ve 360 derecelik bir fotoğraftır. Sadece sıfır açısından bakılmaz, çevresel kaplar ve aydınlatır. HDR'ın yaptığı aydınlatmalar çok gerçekçi olur arkadaşlar. Çünkü o zaman dilimine ait olan ışıkları kendi içerisinde barındırır. Şimdi arkadaşlar biz hemen öncelikle render motorumuzu belirlememiz gerekiyor. Buradan geliyoruz. Vray render motorumuzu seçiyoruz. Şimdi şunu sorabilir bazı arkadaşlar, belki kafanızda böyle bir soru oluşmuş olabilir. Neden buradan Mental Ray veya Iray kullanmıyoruz? Sebebi şu. Çünkü Vray'in kullanımı birazcık daha kolaydır, daha basittir, pratiktir, anlamınız daha kolay olur. Ama Mental Ray ve Iray render motorlarının kullanımı hani 2 saate sığacak bir konu değil. Hani oldukça detaylı bir render motorlarıdır ikisi de. Mental Ray CPU odaklı çalışır, Iray GPU odaklı çalışır. CPU bilgisayarımızın işlemcisidir. GPU kullanmış olduğumuz ekran kartının işlemcisidir. Tabi ekran kartınız hani işlemcili ve ekran kartıysa CUDA veya GUDA desteği varsa, yani bahsettiğim ekran kartı modelleri de arkadaşlar hani Nvidia'nın GeForce serisi ya da Quadro serisindeki ekran kartlarından bahsediyorum. Şimdi birey olarak seçtik arkadaşlar. Çözünürlüğümüz bu şekilde kalsın. Sonrasında filtre olarak alan aydınlatması kullanacağız. Sonrasında image sampler tipi olarak da adaptif kullanacağız. İleride fixed yapabiliriz. Kısaca bunların ne işe yaradığından bahsedeyim arkadaşlar. Fixed daha detaylı render almanızı sağlar. Yani detaydan kastım şu. Mesela bizim burada yer alan evimizin pencere kenarlarının, hemen şöyle bahsedeyim. Pencere kenarlarının, balkon koltukların birleşim yerleri, zemin kaplamalarının, kullanmış olduğunuz materyallerin daha detaylı gözükmesini, daha kaliteli gözükmesini sağlar. Tabii ki bu render süresinin daha uzun olacağı anlamına geliyor. Adaptif arkadaşlar standart hesaplama yaptıran bir seçenektir. Adaptive Subdivision da burada belirteceğiniz, hemen şurada ayarları da çıktı zaten. Subdivs ayarlarıyla daha kaliteli sonuçlar alabilirsiniz. Tabii ki buradaki ayarlarımızın yükseltilmesi render süremizin daha uzun olmasına sebep verecektir. Makul değerlerde kullanmak lazım. Hatta şu kısımda hiç dokunmasanız bile hani kaliteli sonuç alabiliyorsunuz. Sonrasında burada render mask var arkadaşlar. Hani neler render etmek istediğinizi buradan belirtebilirsiniz. Sonrasında hemen burada G sekmesine geçelim. Motorumuzu aktif edelim. Işık hesaplamalı bir motor olsun. Şunları açalım ve sonra size tek tek bunların neler olduğunu anlatayım arkadaşlar. Şimdi global eliminasyon, yani kısaltılmışı G, bizim motorumuzun ana kısmıdır arkadaşlar. Şimdi hemen şurada gördüğünüz gibi primary engine ve secondary engine var. Yani birinci motorumuz ve ikinci motor seçeneklerimiz var arkadaşlar. Şimdi birinci motorda diyoruz ki sahnemizin haritalamasını, genel yapısını hesapla. Secondary'de light cache ışığımızı hesaplayarak sonuç ortaya çıkar diyoruz. Şimdi hemen buradaki light cache seçeneğimiz arkadaşlar subdiv standart olarak 1 gelir. Bu makul bir değerdir. Hani bunu 2000 değerlerine kadar çıkartabilirsiniz, kaliteli olur. Hani 1000'in altına düşerseniz yani sahnenizde lekeler çıkmaya başlar. Hemen burada Current Pace seçeneğimiz var arkadaşlar. Burada da Custom, Very Low, Low, Medium, Medium Animasyon, High, High Animasyon ve Very High seçeneklerimiz var. Şimdi Very Low kullanabilir. Buradaki Subdips ve Samples değerlerini yükseltebilirsiniz. 50-20 değeri deneme renderları için ideal sayılabilir. Ama final renderlar için düşüktür. Hani bunları 200'e 100 ya da 100'e 50 gibi seçeneklerden render alırsınız. Gayet iyi sonuçlar alırsınız. Buradaki bu seçenekler ise arkadaşlar hesaplama kat sayılarını belirler. Mesela Very Low'da bırakırsanız 2 kere hesaplama yapar. Işık ve sahnenizin hesaplamasını. Low'a getirirseniz yine 2 kere yapar. Medium'da 3 kere yapar. Medium animasyonda da 3 kere yapar. Yanındaki animasyon, hani animasyon sahneler için mi dersiniz? Hani kullanabilirsiniz ama animasyon olmayan sahneler için de kullanabilirsiniz. High 4 kere hesaplama yapar. Gene Medium ile aynı. Sadece 4 kere hesaplıyor. Very High 5 kere sahne hesaplaması yapıyor. He, ben Very High'a getirip 5 kere hesapladım, sahne muhteşem çıksın diye bir seçenek yok. Çünkü 5 kere hesaplama sonucundaki sahnenizde çıkacak kalite oranını gözünüzden algılayamazsınız.
Hani bunu sunum yaptığınız şirket, firma, kişi, müşteriniz algılayamaz. Hani Verilog ile Hike arasında öyle hani ahım şahım çok ciddi farklar yok. Heh, işe yarıyor ama çok butik işlerde kullanmanızı tavsiye ederim. Hani çok şart değilse kullanmayın. Hani Verilog seçerek buradaki değerlerinizi yükselterek kullanabilirsiniz. Settings kısmımız var arkadaşlar. Buradan hesaplama seçeneklerimizi yapıyoruz ve render işlemlerinden alakalı. Evet, en can alıcı nokta arkadaşlar render element. V-Ray 3.2 ile beraber gelen render elementlerimiz var arkadaşlar. Post production kısmına yaklaştığımızda burada neler olduğunu size detaylı olarak anlatacağım. Şimdi buradaki her şeyimizi aktif ettik. Şu anlık render setup'tan bir işimiz kalmadı. Klavyemizden 8 tuşuna basarak Environment FX penceresini açıyoruz arkadaşlar. Buradaki Maps kısmına geliyoruz. None butonuna tıkladık. Burası Materialet Map Browser kısmımız. Tüm materyallerinizin yönetimi buradan oluyor. Buradan V-Ray HDR seçeneğimizi seçiyoruz. Sonra klavyemizden V tuşuna basıp Materyal editörümüzü açıyoruz. Yani Material default olarak geldiği için onun materyal editörü burada açık. Ama biz boş bir slota tıklayarak burada Aç Design butonu ile geliyoruz. Hemen V-Ray materyal seçiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde materyalimiz oldu. Sonrasında bu kısmı alıp V-Ray HDR'ımızı bunun üzerine kopyalıyoruz ve Instance dediğimizde bizim HDR'ımızı kullanabileceğimiz alan açıldı. Bitmap diyor. Hani burada resim de kullanabilirsiniz. İlla HDR olmasına gerek yok. Tıklıyoruz. Bize şunu soruyor. HDR dosyası nerede? Hemen gidiyoruz arkadaşlar. Bizim HDR dosyamız bu. Open diyoruz. Birazcık yüklenmesi bir 10-15 saniye kadar sürebiliyor arkadaşlar. Çünkü dosya boyutu çok yüksek. Görüntüde küçük bir problem olmuş olabilir arkadaşlar. Şimdi geri geldi. Evet, Max'in kitlenmesinden kaynaklanıyor o HDR dosyasını yaparken. Şimdi dosyamız burada gördüğünüz gibi arkadaşlar büyütelim. HDR dosyamız bu. Normal bir resim gibi gözüküyor ama aydınlatma özelliği var. Mesela şuradaki gördüğünüz aydınlatmanın burada hani çimenleri, zemini nasıl aydınlatıyorsa bizim sahnemiz de o şekilde aydınlatacak. Bunu kapatalım. Şimdi buradan haritalama tipi, mapping tip arkadaşlar 3D Max standart da bırakmıyoruz. Küreseli seçiyoruz arkadaşlar. Çünkü bizim sahnemiz küreseldir. Yani 3D Max'in çalışma alanı da küreseldir ve sonsuz bir uzay boşluğuna tekabül eder. Hani uzay ilişkisi olarak düşünebilirsiniz. Özellikle animasyonlarınızda bu uzay zaman ilişkisi düşünün. Bunu baz alarak tasarımlarınızı ve çalışmalarınızı yapın. Ayrıca şunu da belirtelim, hazır konusu açılmış iken birazcık fizik konusuna hakim olmanız gerekiyor. Çünkü hazırlayacağınız materyallerin gerçek hayattaki fiziki durumları nasıl? Hani bunların hepsini bilmeniz gerekiyor. Çünkü V-Ray de size hani hazır materyal vermiyor. Tam mümkün olduğu kadar basitleştirilmiş ayarlar var ama bir objenin ne kadar yansıtıp ne kadar yansıtmadığı, bir ahşabın ne kadar gerçekçi görüntülenebileceğini bilmeniz gerekiyor. Çünkü materyaliniz ne kadar iyi olursa renderınız da o kadar iyi olacaktır. Ya da materyal ne kadar kötüyse render de o kadar kötü olacaktır. Aynı şey ışık için de geçerli arkadaşlar. Mesela ışık konusu için yani apayrı bir ders düzenlememiz gerekiyor. Çünkü foton konularına değinmemiz gerekiyor. Çok detaylı konuları var. Hani ışığın merkez noktasından çıkıp yüzeye çarptıktan sonraki değeri ile geri dönmesi arasındaki foton sayılarının ve kuvvetlerinin, G kuvvetlerinin ne kadar olduğu. Hani bugünkü eğitimimize çok değinemeyeceğim. O yüzden özür dilerim ama ayrı bir eğitim olarak bunu inceleyebiliriz. Şimdi tekrar konumuza geri dönelim. Şimdi burada arkadaşlar eşlerimizi artık sahnemizde tanımladık. Sonrasında burada Expose kontrol seçeneği var arkadaşlar. Burada birçok Expose fotoğraf makinelerinde de aydınlatma kontrolleri anlamına gelir. V-Ray'in kendi Expose var, 3D Max'in kendi Expose var. Otomatikten seçebiliyorsunuz veya hiç de kullanmayabilirsiniz. Hani kullanmanız şart değil. Sonra hemen arkadaşlar gelelim, materyalimizi atadık. Sonra tekrar render setup'a geliyoruz. Burada küçük bir ayar yapmamız lazım.
Sonra global switch içerisine overhead materyal atacağız. Sahnemizin düzgün ışıklandırmasını yapacağız ilk önce. Sonrasında buradan none kısmından birey materyal seçiyoruz arkadaşlar. Onu da hemen buraya atayalım. Birbiriyle ilişkili olsun. Sonra bu kısımdan hemen birey edge text materyalini seçeceğiz. Tabii göremiyorum. Öyle bir sıkıntı var. Evet, burada. Tamamdır. Buradaki color değerine biz bunu siyah getirelim arkadaşlar. Okey diyelim. Sonrasında Ctrl A diyerek tüm objemizi seçiyoruz ve uyguluyoruz. Sonrasında buradan Vray seçeneğine geliyoruz arkadaşlar. Geometri altından Vray Plane seçiyoruz ve bırakıyoruz. Sonrasında Shift V diye kadrajımızı açıyoruz. Şu görmüş olduğunuz sarı çizgiler kadrajdır. Kameramızın görüş açısı nedir? Gerçi şu an bir kameramız yok. Şimdi bu şekilde arkadaşlar basit bir render alalım. Bakalım ne kadar doğru bir aydınlatmamız var. HDR'ımız sadece yetecek mi bizim aydınlatmamız için? Evet, bu şekilde çıktı arkadaşlar. Arka plandaki görüntüyü dikkate almıyoruz. Pikselimiz de düşük. Evimizin aydınlatması gayet düzgün. Sonra materyal editörümüze gelelim arkadaşlar. HDR'ımıza bakalım. Sonrasında klavyeden Alt B tuşuna basacağız arkadaşlar. Pardon. Sonrasında burada bu gradient olarak gördüğünüz kısımda arkadaşlar yine HDR'ımızı kullanmak istiyoruz. Sonra environment'tekini kullan seçeneği var. Apple Active getir ve OK diyoruz. Sonra hemen bir tane basit bir kamera oluşturalım arkadaşlar. Tab penceresine geçelim. Kapatıyoruz. Yani şurada bireyin kendi kamerasını alalım. Böyle yerleştirelim. Kameramıza geçtik. Şu şekilde bakalım. Buradaki F number değeri, yani şöyle bahsedeyim arkadaşlar size. Buradaki görmüş olduğunuz tüm ayarların hepsi bildiğiniz en basit fotoğraf makinesinde bile var. Hani oradaki ayarları 3D Max'e uyarlanmış hali olarak düşünebilirsiniz. F number sahnemizin ne kadar aydınlık gözükmesi gerektiği. Render alalım bakalım 8 değerinde sahne nasıl çıkıyor hemen bakalım. Kapkaranlık çıkıyor arkadaşlar. Mesela bunu 2'ye düşürüyoruz. Bakalım sahnemize ne gibi değişiklikler olacak. Daha aydınlık bir sahne oldu. Ama sanki böyle birazcık sahne içerisinde kahverengilik var. Onun giderilmesini hemen yapacağız arkadaşlar. Buradaki beyaz dengesi white balance. D65 formatında. Biz bunu custom yapıyoruz. Hafif mavimsi ve beyaza çekiyoruz. Bir daha bir render alalım. Gördüğünüz gibi normal bir aydınlatma oldu. Buradaki shutter speed değerimiz var arkadaşlar. Bunu hemen 100'e getiriyoruz. Sahnemiz birazcık daha aydınlanmış olarak çıkacak. Sonrasında özür dilerim. Buradaki ayarlar şu an için bizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Efekt ayarları oluyor. Bunları hemen kapatalım. Şu an sahnemizde herhangi bir güneş de kullanmıyoruz. Aydınlatma açısından sadece HDR'ımızın gün ışığını kullanarak bunu yapıyoruz. Şimdi hemen bir tane de zemin oluşturuyoruz arkadaşlar evimizin altına. Birazcık hızlandırıyorum konuyu. İster istemez detaya giriyorum kusura bakmayın. Hemen buradan birey plane'imiz var. Birey plane'i silelim. Burada hemen standarttan biz kendimize göre bir plane oluşturalım. Birazcık da büyük bir plane olsun. Şimdi ölçüsü 10'ya yeterli gelmedi. Hemen büyütüyoruz. Tamamdır. Tekrar bir render'ımızı alalım.
Şimdi bu sahnemizdeki binanın gölge düşümüne bakıyoruz arkadaşlar. Evimizin gölge düşümüne bakıyoruz. Bir de evimize şu an sanki arka tarafından bakıyormuşuz gibi. Evet, ön tarafını evimizi döndürelim. Gölge düşümü burada arkadaşlar. Şimdi klavyemizden M tuşuna basarak materyal editörü açıyoruz. Şu kısımda, processing kısmında arkadaşlar overall, multiplier ve render multiplier değerimiz var. Render multiplier, renderda çıkması istediğimiz ışık şiddeti, aydınlatma kuvveti de arkadaşlar. Mesela bunu 3 yapalım. Hemen ve render işlemi yapalım. Gördüğünüz gibi gökyüzümüz biraz daha aydınlandı. Sahnemiz biraz daha aydınlandı. Biraz daha gerçekçi oldu. Tabii bu 3 değerini düşürebiliriz duruma göre. Şimdi hemen tab penceremize geçip evimizi bir döndürelim. Normal bakmamız gereken şekilde bakalım arkadaşlar. Evimizi bir de bir grup yapalım. Hepsi düzgün bir şekilde dönsün. Sonrasında rotate. Burada döndürme açımız arkadaşlar angle kısmı var. 90 derece olarak belirliyoruz. Seçelim. Sonra evimizi birazcık da böyle tam kadrajımıza girecek şekilde yerleştirdik. Şimdi bir daha bakalım. Şimdi böyle gri bir render çıktığına bakmayın arkadaşlar. Çünkü evimize herhangi bir materyal atamadık daha. Ham boş bir materyal ile yapıyoruz. Işığımızı düzgün ayarlamak açısından. Şimdi evimizin çevresine birazcık ağaç, çimen yerleştirelim arkadaşlar. Bunun için dışarıdan 3D Max'in kendi ağaç sistemi de var. Onu da kullanabilirsiniz. Veya dışarıdan pluginlerle de bu işlemi yapabilirsiniz. 3D Max'in içerisinde hazır çimen, ot, çiçek seçenekleri yok arkadaşlar ama yapabiliyorsunuz. Şimdi hani biz yapmaya kalkarsak çok vakit alacak. Hazır kullanacağız o yüzden arkadaşlar. Burada Ito Software var arkadaşlar. Ona tıklıyoruz. Forest Pro. Okey. Yerleştirdim. Şimdi bizim birazcık düzgün yerleştirmiş. Ona bakalım. Yerleştirememiş. Bir daha sahnemize ekleyeceğiz. Bu sefer ito kullanmayalım da loopwork kullanalım. Plant, rose plant. Hemen şu ağacımızı seçelim. Kalite olarak height diyoruz. Render motoru olarak active render diyor ama biz bunu gene V-Ray yapalım. Materyallerini ona göre kendisi otomatik olarak hazırlıyor. Apply diyoruz arkadaşlar. Şimdi bir tane ağacımızı buraya yerleştirelim. Evet, yerleştirdim. Hemen şöyle çekelim. Şimdi tabii bu ağacımızdan bayağı bir kullanacağız. Aynen. Hemen şöyle kopyalayalım arkadaşlar. Onu kopyalamadı. Çünkü shift'e basmadığımız için kopyalamadı. Hemen şöyle bol bol yerleştirelim. Okey. Şimdi işin gidişatına bir kameramızdan bakalım arkadaşlar. Ve basit de bir render alalım. Şimdi ağaçlarımızı kaplamasının gözükmemesinin sebebi şu. Hemen render setup penceresine gelelim arkadaşlar. Şu kısımda o red materyali kapatıp bir daha render alalım. Evet, ağaçlarımız burada.
Evimizde bu şekilde arkadaşlar. Gökyüzümüz birazcık fazla parlamış. Onu kamera ayarlarımızdan da çözebiliriz. HDR'ımıza hiç dokunmadan. Şurada select kamera. Arkadaşlar modify listeden 2'ydi. Mesela şuradaki yüz değerine 150 çıkartalım. Şuradaki maviliklerin sebebi arkadaşlar zemine koyduğumuz planimizin mavi olmasından kaynaklanıyor. O rengini değiştirdiğimizde o düzelecek. Evet, oradaki yüz değerimizi birazcık düşürdük. HDR'a hiç dokunmadık. HDR yine aynı şekilde aydınlatıyor. Sadece kameramızda birazcık sahnedeki ışığı düşür dedik. Evet, bu şekilde. Şimdi arkadaşlar artık sıra geldi. Evimizin kaplamalarını yapmaya basit olarak ışığı oluşturduk yalnız. Daha ekleyeceğimiz ışıklarımız var. Sonrasında gray materyal seçiyoruz. Şimdi öncelikle korkuluklarımızın kaplamasını yapalım. Buna korkuluk diyelim. İleride lazım olduğunda bulmamız kolay olsun. Rengin beyaz seçiyoruz. Tamamen yansıtacak. Sonrasında fresne de kapatacağız arkadaşlar. Birazcık da parlaklık veriyoruz. 0,8. Şimdi kameramızdan çıkalım. Perspektife geldik. Ve şurada korkuluklarımızın seçim işlemlerini yapalım. Open. Şimdi bir tane obje seçtikten sonra arkadaşlar Select Simile derseniz benzeri olan tüm objeleri seçer. Tek tek uğraşmazsınız. Atadık. Aynı şekilde buna da yaptı. Hemen. Tamam. Sonra şu ağacımızdan bir kurtulalım. Pencerelerimiz için cam yapalım arkadaşlar. Hemen de buna cam diyoruz. Pardon. Evet. Gray materyal seçiyoruz. Bu şekilde. Evet. 50 kadar bir yansıtması olsun. Refract kısmına hemen full yaptık. Tabii ki birazcık parlak olacak. Fresnel'ı yine kapatıyoruz arkadaşlar. Kısım grup mu? Değil. Şimdi buna bir zoomlayalım arkadaşlar. Burası komple kendi başına hareket ediyor. Hemen mesh'e geliyoruz. Bu şekilde seçmede. Ödevimizin bir içine girelim arkadaşlar. Veya ondan önce sadece bu objeyi göster seçeneğini kullanalım. Şunu şöyle yapalım. Buradan da kill modunda göstermesini söyleyelim. Evet. Sadece cam olacak alanları seçiyorum arkadaşlar. Aynı taraf şekilde arkada da bu kısımları seçeceğiz. Ama öncesinde bir dakika yanlış gidiyoruz. Bu kısımdan penceremizin kasa rengini ayarlayalım. Şuna kasa diyelim. Şunlar seçili kalsın. Atadık. Sonra geliyoruz. Buradaki cam materyalimizi hemen buna atadık. Şimdi end izole diyelim arkadaşlar ve CD kameramıza geçelim. Bir render alalım. Bakalım cevabımız nasıl duruyor? Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar camımız bu şekilde oldu. Sonrasında hemen bu aşağı kısma ve buradaki ve şu tarafta olan pencerelerimize materyalimizi atayalım. Hemen seçiyoruz. Izole Selection. Perspektife basarak P tuşuna basarak perspektife geçtik. Objemize yaklaşıyoruz. Şunu kapatalım. Hemen bunu atadık. Sonrasında arkadaşlar cam materyalimize geliyoruz. Aynı şekilde atama işlemini gerçekleştiriyoruz. And isolate.
Aynı şekilde buna da o işlemi yaptık. Sonrasında yaklaşalım ve isolate diyelim. Cam seçtik. İzolate'i kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir de bizim burada kapımız var. Hemen kapımıza da aynı şekilde atayalım. Tamam. Sonrasında buradaki bu camlarımızı seçelim. Bir arka tarafa gelelim. İç kısmında gözükmesi açısından. Hani bunlara materyal atmazsak içeriği göremeyiz. Hemen camı atadık arkadaşlar ve işimiz bitti. Anti-izolate dedik. Kameramıza geçtik. Boş bir alan tıklayalım ve render'ı aldıralım arkadaşlar. Zaten şu anda da içi gözüküyor. Bir de render kısmında nasıl olduğunu bakalım. Evet arkadaşlar, buradaki penceremiz yansıtması gerektiği şekilde, keza bu da öyle yansıtıyor. Korkuluklarımız tamam. Şimdi binamızın genel olarak bu cephesini nasıl yapmak istediğimize karar vermemiz lazım. Hemen materyal editöre geliyoruz. Revit'te kullanmış olduğumuz materyal resimleri vardı arkadaşlar dün. Hemen şöyle boş bir slot açalım. Buna dış cephe diyelim. Birey seçiyoruz. Sonrasında bitmap seçeneğinden resim ekleyeceğiz arkadaşlar. Hemen ev projesi. Burada binamızın şuradan bakalım. Ha, aynı dosyalarmış. Kullanalım arkadaşlar. Şimdi ikisi de aynı resim zaten. Tamam. Okey dedik. Şimdi deneme açısından sadece kameradan çıkalım. Evimizin bu duvarında uygulama yapacağız arkadaşlar. Sonrasında seçtik ve atayalım. Hemen buradan da materyalimizin durumunu görmek için Clay'dan çıkıp Constant Colors diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Sonrasında Modifier List'ten UV tuşlarına basarak haritalama komutudur arkadaşlar. Materyalimizin en doğru şekilde gözükmesini sağlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi kocaman oldu. Bunların ayarlarını buradan yapacağız arkadaşlar. Hemen ve yüksekliğini de ayarlayarak küçültelim. Şimdi uzaktan bir bakalım. Hani çok da küçültmeyelim, bir o şeyin hani dış cephede nasıl durur. Gerçekçiliği kaybetmemesi açısından bu şekilde yapalım. Tamam. Şimdi işlem bu kadar değil arkadaşlar. Hemen burada şunu kapatalım. Maps sekmemiz ve haritalar. Şimdi diffuse bizim ana materyalimizin olduğu kanal. Bir de burada bump, yani Türkçe karşılığı kabartma oluyor arkadaşlar. Oraya atıyoruz. Tabi aynı resimden kabartma yapmaz. Kabartma işleminin yapılabilmesi için burada görmüş olduğunuz bu duvar resminin tam bir zıttı olması gerekiyor. Tabi hani bu negatif olarak düşünmeyin. Öyle değil. Output sekmesine geliyoruz arkadaşlar. Buradan invert döndür seçeneğini kullanıyoruz. Hemen yaptık. Sonrasında onun değeri 30'muş. Bakalım 30 kabartma değeri, yani ne kadar çok kabartmalı gözükecek. Bir render alıp bakalım. İşimizi görebilecek seviyede mi? Yani bu açıdan baktığımız için arkadaşlar hani bizim için yeterli oluyor. Sonra hemen aynı materyalimiz arkadaşlar buradaki ve buradaki duvarlarımıza da uygulayacağız. Bu çatı kısmı olan yer var arkadaşlar. O kısımlar standart beyaz olur zaten. Ha, balkon zeminleri için ekstra bir şey düşünebiliriz. Hemen gene kameramızdan çıkalım. Bu duvarımıza yaklaşalım. Atayalım.
Tabi gene haritalama komutunu UWW komutunu kullanacağız. Box. Çünkü nesnemiz box arkadaşlar. Plane olsaydı, düz bir yüzey olsaydı plane seçecektik. Silindir şeklinde bir nesne olsaydı silindir seçmemiz gerekiyordu. Küre şeklinde olsaydı bunu seçmemiz gerekiyordu. Box kullandığımız için, bu objemiz de bir kutuya benzediği için box kullanıyoruz. Bunlara dikkat edin, yoksa katlamalarınız düzgün olmaz. Sonrasında bunu kaldırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buradan öncelikle bir yüksekliğimizi düşürelim. Sonra bu kısımdan da aynı şekilde düşürüyoruz. Tamam. Şu ortadaki kısımdan da düzgün bir şekilde ayarlayalım arkadaşlar. Okey. Bu kısmı da hallettik. Bunlara materyallerini vermedik arkadaşlar. Onları da vereceğiz. Sonrasında atadık. Gene UWW komutunu seçiyoruz. Box Realm Size kaldırıyoruz. Bu şekilde küçültme işlemini yapalım. Ve birazcık da buradan, pardon. Kısalım. Sonra dönüyoruz arkadaşlar. Bu kısımdaki değerimizi ayarlayacağız. Pardon, yanlış seçtik. Evet. Sonra bu duvarımızı seçiyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde atamayı yapıyoruz. Binanın geneline tek bir UWW map komutu kullanabilirdik ama doğru sonuç elde edemezdik arkadaşlar. Her objeye tek başına kullandırmak bu komutu daha sağlıklı sonuçlar veriyor. Arka taraf için gerek yok. Tekrar kameramızı şu kısma da atayalım arkadaşlar. Hemen orası gözüküyor çünkü. Şu şekilde ayarlayalım. Tabii yüksekliğini biraz düşüreceğiz onu. Çok yüksek. Bir çalışmamızı kaydedelim. F max olarak kaydedelim. Yaptığımız işlem boşuna gitmesin. Şimdi arkadaşlar kaplarımızın da tüm kaplama işlemlerini yapalım. Sonrasında artık onlardan bir işimiz kalmasın. Okey. Sonrasında bunu seçtik. Arka taraftan da bunu seçelim. Sonrasında gelelim. Cam materyalimizi de atadık. Ant izole diyoruz arkadaşlar. Bakalım hemen aşağıdaki kapımıza da aynı şekilde yansımış. Okey. Yalnız burada zeminimizi birazcık aşağı çekeceğiz. Evet. Kameramıza geçelim. Sonrasında arkadaşlar bu dış cephemize birazcık böyle çok az yansıma verirsek personel açık kalacak. 0,9 matlık versin istiyorum. Kalitesini de 15 yapsak kafi gelir. Ve bir render alıp bakalım. Tabii şimdi bu yansıtma gibi seçenekler verdiğimiz için bu birazcık render süresini etkileyecek. Ama öyle amşan bir etkilenme olmaz arkadaşlar. Standart arkadaşlar bizim için yeterli. Sonrasında ama az bir şey kısabiliriz. Bunu mesela 200'e, pardon, 200'e düşürelim. Şimdi buradaki zeminimize de arkadaşlar hemen
Evet, bir materyal hazırlayalım. Kullanabileceğimiz bir şey var mı diye baktım ama yokmuş. Seçili. Okey. Çünkü mavi çıkmasın arkadaşlar. Hoş olmuyor. Şuradan bir önceki renderimize bakalım. Tamam. Şimdi buraya arkadaşlar bir güneş ışığı. Güneş yerleştireceğiz. Hemen night standart target direct ışığımızı alıyoruz. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Sonrasında directional parameters'ten arkadaşlar birazcık mouse'umuzdan iteleye 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 evimizden büyük bir çapa sahip olmasını sağlayacağız. Tamam. Sonra ışığımızı yerleştirmiş olduğumuz ışığımızı yükseltmemiz gerekiyor. Şu an çünkü sıfırdan bakıyor. Aynen bu şekilde. Hatta şuradan da gelelim realistik yapalım. Tamam. Sonra ışığımıza geldik arkadaşlar. Seçiyoruz. Hemen shadow parametresleri de açıyoruz arkadaşlar. Advantage effects. Tamam. Buradan bir shadow seçiyoruz. Araya shadow box bias değerini 10 yapıyoruz. Hatta 30 yap. Sonrasındaki bu 10 değerlerini de 25, 25, 25 olarak yapıyoruz. Gölgelerimiz daha gerçekçi çıksın. Çünkü bu ayarlardan oynamasaydık arkadaşlar çok keskin bir gölge düşümüne şahit olacaktık. Ama buradaki değerleri yükselttik ve alan gölgelendirmesi yap dediğimizde ışık ilk çarptığı yüzeye gölge olarak oluştuğunda keskin olacak. Etkisini kaybettikçe yumuşayacak. Evet, gelelim bu kısmımız arkadaşlar. Birazcık daha böyle yapalım. Sonra pardon, şunu kapatalım. Birazcık da evimizi aşağıdan bakalım. Sonra bir render alalım. Bakalım sonucumuz nasıl. Ceyhun hocamızla büyük ihtimalle aramızda, o da hani birey derslerini Tridimex'e merak ediyordu. O da sizinle beraber izliyor. Kendisine de selam göndereyim burada. Teşekkür ederim de kendisine, 2 gün boyunca sağ olsun uğraştı. Sizlere eğitim verdi. Kendisi severek yapar bu işleri. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ışığımızı da yerleştirdik. Ama şimdi güneş taklidini yapıyor. Problem yok. Ama sanki HDR'ın aydınlatmasının birazcık arka planında kaldı gibi. HDR sanki biraz daha güçlü aydınlatıyormuş gibi sahneye gözüküyor. Şimdi burada yine HDR'la oynama yapmıyoruz. Işığımızın, bu güneş taklidi yapan ışığımızın multiplier değerini 2 yapıyoruz. 2 çok gelirse 1,5'a kadar düşebiliriz. Bir 5 dakika sonra falan arkadaşlar bir 10 dakika mola vereceğiz. Sonrasında yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ufak tefek ayarlarımızı yapıp ve yüksek çözünürlüklü bir renderimizi alıp artık Photoshop'ta render elementlerimizi kullanarak post production işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Bu arada HDR da zaten bizim gökyüzümüzde otomatik olarak oluşturuyor arkadaşlar. Çevresel manzaramız olsun vesaire. Hepsini oluşturuyor. Ayrıca gökyüzü oluşturmanıza gerek yok yani. Bu iki değeri arkadaşlar yeter gibi gözüküyor. Şimdi çimen, ot tarzı şeyler oluşturalım. Bu renderimizi bir bitesin. Tam da bir net görelim arkadaşlar ne olduğunu. Ama çatımız kaldı, pardon. Bu ara vermeden önce çatımızı yapalım.
Hemen perspektife geçelim. Boş bir an tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar normalde bu kısım için kiremit modellerdik. Fakat o birazcık uzun sürecek. O yüzden hazır kiremit kullanacağız. Şimdi hemen hazır kiremit kullanacağız. Gelelim mesela buradan GD Textures bu galiba .com diye bir sitemiz vardı bizim. Google'da aratalım onu. GD Textures. Onun içerisinde çok güzel ücretsiz tekstürler var. Evet. Şimdi buradan arkadaşlar bakacağız çatı. Evet. Şimdi güzel bir kiremit bakalım. Ya şunlar fena değil. Bunlar içerisinde bakalım uygun bir şey beğenirim arkadaşlar. Ha, şu bakalım biraz aşağılara inerim. Var mı başka alternatif? Yok. Neredeydin? Bu. Arkadaşlar. Şimdi buradan X'ler çalalım. Login ol diyor. Bizim buradaki adımız Bishop'tu. Umarım doğru hatırlıyorum. Oo. Tamam. Geri git bakalım. Ben bunu istiyorum. Free olan buymuş arkadaşlar. Evet. Şimdi hemen 3DMAX'e geri dönelim. Arkadaşlar. Materyal editörümüzü açalım. Açtık. Şuna gelelim. Çatı diyelim. Bu materyal isimlerini de arkadaşlar hani Türkçe karakter kullanabilirsiniz. Bir sakınca yok. Yani Max'in genel yapısı itibariyle vereceğiniz her türlü isimde Türkçe karakter olabilir. O bakımdan sıkıntı çıkmıyor. Hemen gelirim buradan. Bitmap. Gözü onu nereye atmıştı? İndirilenler atmıştır arkadaşlar. Evet burada. Seçtik. Çatımızı seçelim. Genelinde bir uygulayalım bakalım. Nasıl olacak? UMap diyoruz arkadaşlar. Gene box diyoruz. Ve world map diyoruz. Bu şekilde kalsın. Evet arkadaşlar bir 10 dakika ara verelim. Soluklanalım. Sonra yine devam ederiz. Kaldığımız yerde. Atlayacağım. Arabayı olacağı yerde alıp gideceğim. Abi. 5 bulur. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Bir 10 dakika ara vermiştik.
Hemen programımıza geri dönelim. Şimdi en son çatımıza bu kaplamayı atadık ama şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Şu bu yüzey ve bu yüzeyde düzgün gözüküyor. Tabii biraz küçülteceğiz onları ama şu kısımlarda sıkıntı var arkadaşlar. O yüzden iki farklı çatı materyali kullanacağız. Bu hemen üste çıkalım. Buna çatı 1 diyelim. Sonrasında buna da çatı 2 diyelim arkadaşlar. Şimdi çatı 1 bizim bu kısım olacak. Hemen şu iki yüzeyi seçelim arkadaşlar. Çatı 1 olarak atayalım. Sonrasında şu iki yüzeyi de seçelim. Buna da çatı 2 olarak atayalım. Sonrasında buna gelelim arkadaşlar. İçerisine girip bir 90 derece döndürmesini söyleyelim. Tamam. Şimdi sonrasında arkadaşlar birazcık bunları küçültmemiz gerekiyor. Mesela 3'e 3 düzgün olmadı. O zaman şeyden şu kısımdan düzeltelim arkadaşlar. Aynı bu şekilde. Evet. Bir de kameramızdan bakalım. Şöyle bir genel baktığımızda tamamdır. Yalnız sanki ev birazcık havada gibi duruyor arkadaşlar. Hemen onun bir kontrolünü yapalım. Evet, zemin birazcık kaymış. Şöyle yakınlaştıralım. Tamam, bu yeterli olur. Hemen bir kayıt işleminde gerçekleştirelim. Sonrasında klay diyelim arkadaşlar ve kameramıza geçelim. Şimdi hemen yine bir deneme render alalım arkadaşlar. Sahnemizdeki birazcık ağaç sayısını çoğaltırız. Biraz kalabalık gözükebilir. Şimdi şu kısımlarda arkadaşlar evet bir sıkıntı gözükmüyor. Bazı konularda hızlı geçiyorum arkadaşlar. Çünkü son 45 dakikamıza girdik. Aslında 1 saat tabii ki de son 40'a girdik. 15 dakikayı sizin sorularınıza ayıracağım. Pardon pardon. Bir kontrol Z yapalım. Kameramız aynı yere gelsin. Hemen çıkalım. Tab penceresine geçelim. Şöyle birazcık ağaç sayımızı çoğaltalım. Duruma göre yine bakarız sayısına. Perspektifteyiz zaten. Şöyle birazcık tepeden bakalım. Ağaçlarımız orada var arkadaşlar. Sadece burada gözükmüyor. Buradan Ita Software Force Pro diyelim artık. Yani bu Ita neden böyle bir sıkıntı yaptı? Onu bir çözelim öncelikle. Buradan silelim.
Vatay veriyor. Menüler içerisine sokmuyor. Şimdi kredi. Ben şuradan bir kontrol yapalım. Veya şimdi hiç bundan vakit kaybetmeyelim. Koymuyorsa koymuyor. Ve pluginden kaynaklanan bir sıkıntı. Materyal editörü gelelim arkadaşlar. Şu kısma çimen diyelim. Hemen bir materyalimizi atıyoruz. Bitmap. Buradan texture ahşap. Kendimize düzgün bir çimen bakalım arkadaşlar. Atayım. Biraz. Şimdi düzgün bir çimen. Bakalım bundan bir de bam olanı vardı. Evet. Şuna bir aç diyelim. Tamam. Bunu alalım. Okey. Hemen bir üste çıkıyoruz arkadaşlar. Buradan Maps bump kanalı yine bitmap ve bunu seçiyoruz. Constant color diyelim. Sonra tabii ki buna da UVMap komutunu uygulayacağız. Plane'de kalacak. Yüzeyimiz plane çünkü. Bu kısımdan arkadaşlar. Küçük ayarlarla. Biz bunu bir seviyesine kadar düşürelim. Bu da bir seviyesi. Son kameramıza pardon. Birazcık yükseltiyorum arkadaşlar. Büyük ihtimalle buna 30 bump yetmeyecek. 300 uygulayalım ve bir deneme renderimizi alalım bakalım. Yani tekstür boyutu da küçük olduğu için arkadaşlar birazcık tekrar etme sıkıntısı da oluştu. Aynen şu kısımlarda görüyorsunuz. Biz buna normal çimen koyalım arkadaşlar. Çiçekli olan pek iyi durmadı. Hemen 3. Bu da değiştirelim. Bu da gelelim aynı şekilde. Bampına bunu da koyalım. Ve sadece şu kısmı render etmesini söylüyorum. Evet. Sonrasında buna ekstra olarak
Buradan displace atıyorum. Kopyası. 100 tabii ki buna çok 2 yeterli olur. Yoksa çoğaltırız. Şimdi birazcık arkadaşlar Max yavaşlama yaptı. O yüzden ekranınızda göremiyor olabilirsiniz. Şu an arkadaşlar geometri hesaplaması yapıyor. Tamam. Şu displays'i bir kapatalım. Neden böyle bir sıkıntı yaptı? Ondan mı kaynaklanıyor? Evet. Ondan kaynaklanan bir hata arkadaşlar. Hemen. Yüzey büyük olduğu için bu hata yapıyor arkadaşlar. Tabii. Ekiplendi. Birkaç saniye bekleyelim arkadaşlar düzelecek. Bu arada arkadaşlar siz sorularınızı hazırlamaya başlayın. Bir 15 dakika sonra falan sorularınıza geçeceğiz. Bakalım şimdi yine büyük ihtimalle sorunlu çıkacak gibi duruyor. Evet. Bir değeri bile çok yüksek oldu. Bu gördüğünüz çimen arkadaşlar. Gördüğünüz çimen. Daha ağaç gibi çıkmış. Daha da küçülttüm bakalım. Şu an halen çimen hesaplamasını yapıyor arkadaşlar. Ama beklediğimize değecek. Ya bu kadar yeter arkadaşlar. Buradaki 0,01 değerini siz 0,1'e de getirebilirsiniz. Ya da 2, 3, 4, 5 olarak yükselterek deneme yanılma yapabilirsiniz. Bu sahne dosyasını paylaşacağız arkadaşlar. Hemen size paylaşacağım yeri de göstereyim. Sonra devam edelim. Hemen şöyle gelelim arkadaşlar. Burası arkadaşlar. Bizim ülke liderimiz Murat Bey'in de bir makalesi yayınlanmış. Forumautodesk.com adresimiz arkadaşlar. Sizin daha kolay ulaşabileceğiniz autodesk.com.tr/
topluluk yazarak şey yaparsınız. Büyük ihtimalle yarın ya da bu akşam bu sahne dosyasını sizle paylaşacağım. Şimdi hemen Max'e geri dönelim. Şuradan kaldıralım arkadaşlar. Kapatalım. Hemen. Perspektife bir geçelim arkadaşlar. Sahnemizde bir tane ağaç gösteriyor. Şimdi düzgün gözüktü. Bir kopyasını buraya alalım. Şimdi ağacı bol tutacağım arkadaşlar. Kopyasını almadı. Aynı şekilde. İlerleyen dönemlerde arkadaşlar seri bir eğitim dersine de geçebiliriz. Hani böyle bir günde dış mekan sahnesi yapmaktansa daha detaylı olarak adım adım iç ve dış mekan sahne tasarımı yaparsak ve tabii ki post production ve iç ve dış mekanda da animasyon dersleri de sizden yapabiliriz. Gerçekten harika şeyler var yani. Şimdi yüksek bir ayarını alacağız arkadaşlar bunun. Sonrasında post production işlemine geçeceğiz. Burada kameramızın önüne bir ağaç gelmiş. Ağacımızı hemen şöyle alalım. Şurada da bir şu ne? Heh, şu ağacımız gözüküyor. Onu da şöyle yaptık. Okey. Şimdi yalnız evimize biraz sanki çok aşağıdan bakıyoruz. Şöyle pantolonla aşağı inelim. Evet, render setup'ı açalım arkadaşlar ve render elements. Şimdi arkadaşlar şunu belirteyim. Render elements seçerken birazdan listede göreceğiniz, hatta listeyi açayım size. Buradaki tüm elementleri kullanmanıza gerek yok. Yani her element sizin her işinize yaramıyor. Yani sizin işinize ne yarayacak burada hemen bakalım. Sahnemizde yansıması olan özellikler var. Nesneler var. Geliyoruz burada. Reflection seçiyoruz. Sonrasında sahnemizde çimen var. Specular seçiyoruz. Sahnemizin genel aydınlatmasını seçiyoruz. Sonrasında yukarıya doğru çıkalım. Ray Lighting seçiyoruz. Işığımız var. G kullandık. Onu seçiyoruz. Diffuse var. Şu görmüş olduğunuz görüntü. Arka tarafta evin ve ağaçların olduğu görüntü. Sonrasında başka neler seçebiliriz? Bakalım. Self illumination kullanmadık. Evet, shadows seçmemiz gerekiyor. Bu kadar. Bizim işimize yarayacak elementler bunlar. Fazlasını seçersek zaten simsiyah görüntü alacaksınız arkadaşlar. Şimdi pikselimizi 800'e 600 yapalım. 50, 20, 1. Bu sabit kalsın. Sadece bizim burada şu global switch kapatalım. Subdivision. Okey. Onu da kapatalım arkadaşlar. Color mapping'de yapmamız gereken başka bir şey yok. Evet. Render'ımıza başlıyoruz. Sonrasında Photoshop'ta post production'ımızı yapacağız ve soru cevaba geçeceğiz. Arkadaşlar mailleriniz geliyor. Maille soru cevapta cevaplayacağım. Evet, Sezer mail atmışsın. Bunu senin sorun olarak kabul ediyorum Cihan. Pardon, Ceyhun diyorum. Sezer. Bakalım. Şimdi ilk soru olarak senin bu sahneni yorumlarım ben göndermiş oldum. Ve diğer arkadaşlarla paylaşamayacağım mecbur. Dış mekan sahnende sıkıntın neler? Hemen sana söyleyeyim.
Söylerim. Hatta cevap vereyim. Şimdi final render bina kopya JPEG isimli dosya için yorum yapayım. Şimdi sahnenin genel olarak aydınlatmasında herhangi bir sıkıntı yok. Işık güzel. Büyük ihtimalle burada şey yaptım, bir ressam kullandım. Ama dediğim gibi kalitesinde sıkıntı var. Mesela ağaç falan bunları Photoshop'ta eklemişin. Arka plan var. Bunlar da belli Photoshop'ta eklenmiş. Şimdi birincisi burada kullanmış olduğun ağaç ile sahnenin aydınlatması arasında ciddi bir ışık farkı var. Işık hesaplaması farkı da var. Çünkü bu sonradan eklenmiş. Ya da bana öyle geliyor. Ama ciddi bir sıkıntı oldu kesin. Şimdi Loopback ve Ito software ile sahnende zaten kullandık gördün. Oradaki ağaçları kullanırsan daha gerçekçi sonuçlar elde edersin. Ya da Loopback'in bir sürümü ücretsiz onu kur. Ito'da da belli bir seçenekle ücretsiz sıkıntı yok kullanabilirsin. Max'in kendi ağaç seçenekleri de var onu kullanabilirsin. Sonrasında sahnenin genel aydınlatması olarak ise aydınlatma diyorum pardon arka plan görüntüsünde bu tarz kullanma. Hani Photoshop'ta eklemek bir çözümdür. İşi çabuklaştırır, daha pratik olur ama sahnedeki ışık ile uyumsuzluk da yapıyor. Dediğim gibi HDR dosyasını zaten indirebileceksiniz. Sizlerle paylaşacağım onu bizim community sayfasında. O HDR dosyası ücretli bir HDR dosyasıdır. Bizim size hediyemiz 15 euro değerinde bir HDR dosyası bu. Peter Guthrie'ni tanıyan tanır. Kendisi oldukça iyi çalışmaları var, mimar. Ondan sonra kendisine hazırladığı HDR dosyası sahnelerini online yap. Mesela o HDR dosyasının içerisinde güneş yok ama biz sonradan ekledik buraya gördüğün gibi. Target Light kullandık. O şekilde yaparak daha gerçekçi sonuçlar elde edebilirsin. Bu tarz işlemlerinde render elements kullan. Post production'ı birazdan göreceksin. Daha gerçekçi sonuçlar elde edebilirsin. Sahnedeki yeşillendirme işlemlerinde zaten Ito kullanmışım. Onlarda bir sıkıntı yok. Onlar gayet güzel. Ama ışık ve arka plan yüzünden çalışma pek ön plana çıkmamış. Sonrasında bu 1-2-3 JPEG dosyası Sezer. Hani açık konuşmamı ister misin? Facia. Hani facia. Model güzel. Işık güzel. Ama sen kendi kendine bu sahneyi mahvetmişsin. Ciddi olarak. Şimdi arka planda kullandığın daha resmi de sahnende kullandığın ışığın hiçbir alakası yok. Ha, birbirine uyumsuz. Öncelikle onu iptal et. HDR kullan. Hani 5 euro, 2 euro gibi şeyler çalışmalarda problem değil. Bunları verin arkadaşlar yani. Bazı şeylerin ücretlerini ödeyin. Free kullanacağınız HDR'lar da çözüm olmuyor. Çünkü çözünürlükleri düşük. Render'ımız da bitti bu arada. Şimdi post production işlemini izle Sezer. Sonrasında senin çalışmanla devam edip diğer arkadaşların da sorularını cevaplayacağım. Şimdi öncelikle arkadaşlar bunu masa üstlerimize ev olarak kaydediyoruz. Sonra gördüğümüz gibi bakın burada tüm kanallarımız çıktı. Diffus'ta evimiz böyle gözüküyor. Bunu diffus olarak kaydediyoruz. Sonrasında G. Bunu da bu şekilde buraya kaydedelim. Light sahnedeki sadece ışıkları render alıyor. Bunu da light olarak kaydedelim. Yansımalarımız reflect olarak kaydediyoruz. Gölgelerimiz shadow olarak kaydedelim. Specular sadece şu kısım ve şu kısım da var. Bunu Special kaydediyoruz. Total toplam ışık.
Buna belki gerek kalmayabilir. G'ye ya da buna gerek kalmayabilir arkadaşlar. Kaynettik. Şimdi geldik Photoshop'a. Hemen sizden Photoshop'u da paylaşıyorum. Bunu kapatalım. Şimdi bu resimlerimizi tek tek seçiyoruz. Bu ders bitiminde size 1 adet çalışma göstereceğim arkadaşlar. Kıyaslamayı online'da yaparsınız. Ha, bu değil, bundan farklı çalışma. Diffuse, pardon, G'den başlayalım. Aşağıdan. Kontrol C diyoruz. Bizim çalışmamız bu. Üzerine yapıştırıyoruz. Sonrasında Script diyoruz. Bırakıyoruz arkadaşlar. Şimdi şurada açıp kapadığımızda sahne üzerindeki değişiklikleri görüyorsunuz. Bundan işimiz bitti. Sonra Light. Güneş taklidi yapan ışığımız. Screen dedik. Görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar farklı olduğunu. Sonra bunu da kapattık. Reflect. Yine screen diyoruz. Yansımaların ne kadar değiştiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Tabi sadece bunları böyle ekleyip işlem bitmiyor. Daha yapacağımız işlem var. Sonrasında screen dedik. Gölgelerimiz arkadaşlar. Yani bunu kullanmamıza gerek yok. Her zaman işe yarayacak diye de bir kural yok. Kapatalım. Bu switch ağaçlar için arkadaşlar. Ağaçları biraz daha belirgin yapacak. Ve gözle görülür bir şey yok. Açık kalsın. Sonrasında total lighting ve screen diyoruz. Şimdi konuyu bir de kapattım. Arkadaşlar diffuse diyoruz. Aldık. Sonra screen. Evet. Diffuse da gerek yok. Şimdi şu iki resimde bir kapatalım şöyle. Şöyle. Siliyoruz arkadaşlar. Şimdi tüm bu renderleri seçip Ctrl E deyip tek bir değer haline getiriyoruz. Sonrasında Photoshop'ta Ctrl Shift A direkt RAW filter menüsünü açtık arkadaşlar. Burada ikinci bir işlem yapılıyor. Resmi tüm detaylarıyla düzeltiyoruz. Şimdi Record Auto dersek kendisi bir düzeltme yapıyor. Biraz uzaklaşalım. Çok yakından bakıyoruz. Şimdi Clarity ile biraz daha keskinlik. Mesela sahnemiz üzerindeki siyahları azaltıp çoğaltabilirsiniz. Renk kanalları arasında oynuyoruz çünkü. Gölgelerimizi daha belirgin hale getirebiliriz. Yine detaylı bir keskinlik verebiliriz. Bu kadar yeterli. Expose kendi aydınlatma şeyi arkadaşlar zaten 0 veya auto dedik. Tamam. Sonra bu kısımda arkadaşlar tamam, temizi arttıralım biraz. Manuel'e gelelim. Otomatik seçelim. Evet.
veriyoruz arkadaşlar şöyle. Sahnemize birazcık karartma uyguladık. Okey. Birazcık da soft vereceğiz. Aha soft oldu. Sonra bu kısımda arkadaşlar filtrede isterseniz istediğiniz yerleri daha karanlık ya da siyah gösterebilirsiniz. Hani bunu da size göstermek için kendine has bir alanı var. Okey. Kapattık. Resmimiz bu şekilde oldu. Sonrasında filtre render lens flare uyguluyorum. Bizim güneşimiz bakalım. Şu kısımlarda olduğunu varsayalım. Birazcık da büyütüyoruz arkadaşlar. Okey. Çalışmamız bu şekilde arkadaşlar. 2 saatte ancak en hızlı bir şekilde size bunu göstermeye çalıştım. Yalnız daha bitmedi. Hemen size örnek olarak göstereceğim. Şu arkadaşlar. Fikir oluşturması açısından Ceyhun hocamızdan beraber yaptığımız ortak bir çalışma. Şimdi Forest House adında bir ev yaptık. Şimdi evimizin filtreleri burada. Bunları ayrıca göstereceğim. Şimdi bu şekilde hemen sizin de görebileceğiniz şekilde ayarlayalım. Evet. Şimdi evimizin tasarımı arkadaşlar Ceyhun hocamıza ait. Görselleştirme kısmını 3D Max'te ben yaptım. Ortak bir çalışmamızdı. Ev Autodesk Revit AutoCAD'de tasarım işleri yapıldı. Sonrasında 3D Max'te gördüğünüz gibi tüm post production ve render işlemlerini yaptık. Diğer açılara da bakalım. Bu farklı bir görünüm, bu farklı bir post production uygulaması. Evimize farklı bir açıdan bakıyoruz. Arka tarafı yine bu şekilde diğer taraftan karşıdan ve bu da zaten clay render dediğimiz ham görüntüsü. Bu da farklı bir görüntü arkadaşlar. Bu da aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar isterseniz sorularımıza geçebiliriz. Soru sormak isteyen arkadaşlar varsa yanıtlayalım. Elimizden geldiğince tabi önce Sezer'in çalışmasıyla ilk sorumuzu cevaplayalım. Sonrasında sizin sorularınıza geçelim. Bu 1-2-3 JPEG dosyasında Sezer dediğim gibi kullanılan arka plan yanlış. Sonrasında ev çizimi ve modellemesi güzel. Işıklandırma yine iyi sayılır. Ama dediğim gibi hani Photoshop'taki arka taraflara atadığım resimlerin sahneyle olan ışık uyumuna dikkat et. Yoksa gerçekçi çıkmaz. Gönderdiğim HDR dosyasıyla çalışmalarını yapabilirsin. Dene. Bana örneklerini gönder. Beraber ilerleyelim. Hani yardım ederim seve seve. Sıkıntı yok. Ama kötü değilsin. Hani belki birazcık ağır eleştiri de yapmış olabilirim. Özür dilerim. Yani hatalarını anlamam açısından. Problem şey de sadece senin. İşin makyaj kısmında sıkıntı yapıyorsun. Problemin orada. Photoshop'a sadece post production aşamalı olarak renderlerini atan. Umarım yardımcı olmuştur senin için. Başka soru varsa da cevaplayabilirim. Şimdi diğer arkadaşların sorusuna bakalım. Şimdi Fatih animasyon üzerine webinar olacak mı? Sen istersin de biz yapmaz mıyız? Fatih, yaparız müsait bir zamanda. Sonra Fatih'in ikinci bir sorusu var. Maya program için eğitim videosu olacak mı webinar?
Şu an Maya için bir planımız yok. Pek bir talep de yok. Genelde ağırlık olarak AutoCAD, Revit, Navisworks, Inventor, Fusion 360, 3D Max'e çok talep var Fatih. O şekilde yapacağız. Yusuf bir soru sormuş. Bir de Itoforest Mentari'yi de çalıştırabilir miyiz? Sonuna kadar çalıştırırsın Yusuf. Hiçbir sıkıntı yok. Temin orada aktif render seçeneklerinden Mental Ray'i seçerse tekstürleri de modelleri de ona göre hazırlar. Sonra Semih bir sorusu var. Daha sonra eğitimi baştan izleyebilecek miyiz? Tabii ki en geç yarına kadar o Autodesk Community sayfamızdan izleyebileceksiniz ve YouTube kanalından. Sonra Kaan'ın bir sorusu olmuş. Kaan Sinan Sarıtaş. Hocam maaşları neden bir proxy yapmadınız? Zaten bu Ito ya da Lobwerk gibi pluginlerle gelen ağaçları hani proxy yapmaya gerek yok. Çözünürlük de çok düşük geliyor. Ona göre hazırlanıyor zaten. Şayet hani dışarıdan hazır model olarak tek başına Evermation modelleri gibi ya da diğer hazır modeller gibi bir ağaç olsaydı Vray Proxy de kullanabilirdik yani. Sonra hemen Yusuf yine bir soru sormuş. 3D Max 2016'da bulunan Mental Render Motor V 3.2 ile kıyaslarsak hangisi ön plana çıkar? Şimdi buna güzel bir cevap var. Var Yusuf. Şimdi aynı mavinin laciverti diyelim Yusuf ona. Herhangi bir şey yok, fark yok. V-Ray ile Mental Ray'i kıyaslarsak şöyle bir kıyaslama yapabiliriz. V-Ray daha kullanımı kolay bir render motoru. Daha basit. Tabii ki bu render motorunun şey olduğu anlamına gelmiyor. V-Ray'de aslına bakarsanız düzgün materyal kullanmazsanız hani iyi sonuç alamayacağız bir render motoru ama Mental Ray özellikle 3D Max 2016'da giren Mental Ray birazcık daha basite indirgenmiş durumda ama hala çok detaycı. Hani hala çok detaycı. Zaten o yüzden de çoğu kullanıcı tarafından sevilmiyor ama render sonuçları açısından hani V-Ray'den hiçbir farkı yok. Çok güzel. Ceyhun sorunu anlayamadım. Bakalım başka sorumuz var mı? Son 10 dakikaya girdik arkadaşlar. Murat Güler'in sorusu var. Bu şu ağaç pulgenini bir yazabilir misiniz? Ito. De Ito değil, diğerine. Onu yazayım. Valla onun yazımı da öyle zor ki Murat var ya. Dur. Ve onu bir tekrar gideyim. Kontrol edeyim. Şurada chat kısmında görürsünüz. Oraya yazacağım. Hemen. Hatta sen kendini de gör Murat. Hemen şuradan. Ne? Yazdım. Lobwerk diye geçiyor. Chat kısmından da gönderdim arkadaşlar. Sonrasına bakalım başka sorumuz var mı? Murat sormuştu zaten sorunu. Hocam
Pardon. Erdem Bey. Hocam Çim'de neden verades parametre kullanmadınız? Sonra ikinci soruna bakalım. Ha, iki soru da aynıymış Erdem. Neden kullanmadım? Çabukluk açısından kullanmadım. Hani yoksa hani ileriki daha detaylı derslerde kullanırım. Hatta İTO'nun kendi çimen özür dilerim kullanacaktım ama İTO sıkıntı çıkarttı. Lisansında bir problem var. Onu düzeltiriz. Ama Vray'in kendi şeyini de kullanırız tabii ki. Sıkıntı yok. Sadece tercih meselesi. Şimdi arkadaşlar son olarak size şunu göstereyim. Yeni eğitim setimizi hemen. Şimdi arkadaşlar yeni eğitim setimiz bu. Hemen açılsın. Toplamda 4 saatlik bir eğitim seti arkadaşlar. Burada tanıtım videosu da var. Şimdi bu platform üzerinden düzgün izleyemezsiniz. O yüzden oynatmıyorum. Hani sıfırdan yüze bir iç mekan sahne tasarımı yapıyoruz. Bu eğitim setiyle alakalı size zaten indirim kuponu da gönderdim. Eğer satın almak isterseniz indirim kuponuna girerek çok daha uygun fiyatlara satın alabilirsiniz. Yani pardon. Salı günü saat gece 12'ye kadar geçerli bir indirim kuponu arkadaşlar. Ayrıca burada yer alan sahne dosyaları, tekstürler, hazırım modeller ve benim modellemiş olduğum her şey sahip olabileceksiniz. Evet, başka sorumuz var mı? Bakalım. Kaan, senin sorunda Revit'te çizdiğimiz bir dosya Max'e attığımızda yüzey algılama konusunda bir sorun oluyor mu? Olmuyor. Hiçbir sorun olmaz. Sadece mesh olarak gelir. O şekilde Adtable Mesh ile işlemlerini yaparsın. Zaten bizim aldığımız bu ev çizimi dün Ceyhun Hoca'nın çizmiş olduğu ev modeliydi. Onun üzerinde uygulama yaptık. Sabri'nin bir sorusu var. Hangi Max sürümünü kullan pardon, Vray sürümünü kullanıyorsun? Şu an benim kullandığım 3.0.07. 3.2 de Vray kameranın olmamasının sebebi 3D Max 2016 içerisinde gelen fiziksel kameradır. Çünkü o kamerayı da Chaos Group geliştirdi. 3D Max içerisine koydu. Artık Vray kameranın yerini o aldı. Şimdi Semih senin diğer bir indirim kuponu nerede acaba? Hemen şu şekilde size gösteriyorum arkadaşlar. İndirim kuponunuz bu arkadaşlar. Bu indirim kuponuyla da şu üst eğitim setini indirimli olarak alabilirsiniz. Şimdi Semih yine bir soru sormuş. Hocam yine animasyon programları kullanılacakları tavsiyeniz ne olur? 3D Max olur. Yani ne olacak seni? Ha bir de Maya. Murat indirim kuponunu şu an paylaşıyorum. Oradan görebilirsiniz. Teşekkür ederim Sezer. Bakalım başka sorumuz var mı? Son 5 dakikamız arkadaşlar. Dursun Ümit deneme. Ben de sana deneme diye bir cevap veriyorum.
Arkadaşlar görüyor musunuz indirim kuponu? Sıkıntı yok değil mi? Yani Sezer HDR'ı yarın ya da bu akşam bizim topluluk sayfamızdan indirebileceksin. Zaten eğitimimizin konu başlığı olarak orada da aynı şekilde açılacak. Orada indirebileceksin, sıkıntı yok. İndiremem diyorsan ben sana mail atarım yine. Ama orada indir. Son 3 dakikamıza girdik arkadaşlar. Kupon alamayanda sıkıntı var mı? Murat hocam sahnede bir ara bütün objeler kırmızı oldu demiş. Kill moduna geçtik. Ondan Murat. Kill modunda modelleme yapmak daha kolay oluyor. Çizim yapmak daha kolay oluyor. Tavsiye ederim yani siz de kullan. Tamam Sezer, sıkıntı yok. İndirim kuponunu alabildin mi? Alamayan arkadaş var mı? Arkadaşlar bakın son 2 dakika. Bu indirim kuponu başka bir yerde paylaşamam. Sadece katılımcılara özel bir indirim kuponu. Ya işte söylemiyorsunuz arkadaşlar, gömleğimizin yakası bozukmuş ya. Yani bir söyler insan da. Son 1 dakika arkadaşlar, kupon alamayan var mı? Yoksa bir daha ulaşamayacaksınız. İzleyen, dinleyen herkese teşekkürler arkadaşlar. Artık bitirmemiz gerekiyor. Dediğim gibi dersimizi tekrar pazartesi günden itibaren bloğumuzu kontrol edin. Oradan izleyebileceksiniz. Sahne dosyasına ve eşdeğer dosyasına ulaşabileceksiniz ücretsiz olarak. Size vereceğiz arkadaşlar. Herkese teşekkürler. Başka bir etkinlikte görüşmek üzere. Mutlu olun.